Sayın seyirciler, Aydınlatma Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi ve TV'den işbirliğiyle hazırlanan Adüden programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Recep Akbulut, 2020'nin ilk bölümün ilk yayınından herkese merhaba. Ben Nermina Sahibova. Bugün yine çok değerli konuğumuzla birlikteyiz. Bugünkü konumuz nanoteknoloji nedir? Evet sayın seyirciler, bugün konuğumuz Aydınlatma Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Doçent Doktor Pınar Demircioğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Hocam sorularımıza geçmeden önce sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. 2010 yılından beri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Aydınlı olduğum için memleketime geldim. Doktora çalışmalarımı Viyana Teknik Üniversitesi'nde tamamladım. Nanoteknoloji laboratuvarında bir fiil görev yaptım. Aynı zamanda döndükten sonra, buraya yardımcı doçent olarak başladıktan sonra tekrar Avusturya hükümetinden aldığım bir nanoteknoloji bursuyla yine doktora sonrası çalışmalarımı da nanoteknoloji alanında sürdürdüm. Bu arada tabii uzunca süre Avrupa'da birçok aslında Avrupa kentinde nanoteknolojinin nasıl değerlendirildiği hususunda bir Türk olarak, bir Türk bilim hocası olarak diyeyim, nasılız, neredeyiz Türkiye olarak hep kafamda bir soru vardı, bir derleme yapıyordum. Bunları toparlayıp bir kitapta aynı zamanda yayınlama fırsatım oldu. Sene 2010 yılında Almanya'da basılan bir kitapla nanoteknoloji konusunda da Türkiye'ye yapmış olduğum bir değerlendirme katkısı olduğunu düşünüyorum. Herhalde bu kadar yeterli. Peki hocam, biz de hiç bekletmeden hemen konumuza geçelim. Evet hocam, nedir bu nanoteknoloji? Nanoteknolojiyi özel kılan nedir? Aslında nano ve teknoloji diye bakarsak, teknolojinin nanosu. Belki bu iki kelime bir araya geldiği için önce nano nedir? Nano hangi kökenden geliyor? Buradan başlamakta yarar görüyorum. Nano kelimesi Yunanca bir kelime ve cüce anlamından geliyor. Yani herkesin de aslında bildiği üzere artık sanıyorum nanoteknolojiyi duymayan kalmadı. Cüce kelimesinden geliyor, nanos'tan türüyor Yunanca'da ve şöyle basitçe hani göremediğimiz bir dünyadan bahsettiğimiz için nanoteknoloji, yani nano dünyası görülemez bir dünya, gözle göremediğimiz bir dünya. Örneğin parmağınızın derisindeki yarıklara baktığınızda bu yarıklardan 80 bin kat daha ufak olan nanopartiküllerden, yani nanoparçacıklardan bahsediyoruz. Peki biz bu nanoparçacıkları nasıl görebiliriz? Bunları maalesef gözle göremiyoruz. Bunlar için ekipmanlara ihtiyacımız var. Bu yüzden nanoteknoloji hep altyapı gerektirdi. Hep daha yüksek teknolojiye sahip olduğu için Türkiye'de biraz daha bu konuda geç belki yol aldık. Ama şu anda ulaştığımız yol oldukça önemli. Onlardan da bahsedeceğim. Tekrar dönüyorum. Bu nanoparçacık nasıl görüntülüyoruz? Nanoparçacıklar en güçlü elektron mikroskoplarıyla ancak görüntülenebiliyor. Ve peki büyüklük olarak ne kadar aslında dersek de International Standards'lara göre, yani uluslararası standartlara göre metrenin milyarda biri ya da milimetrenin milyonda biri dediğimiz bir büyüklükten aslında bahsedeceğiz. Peki nanoteknoloji nedir diye ifade edecek olursam basitçe 1 ila 100 nanometre arasında yaptığımız bilimsel, mühendislik ve teknolojik çalışmalara verilen bir isimdir. Ucu bucağı olmayan bir kullanım alanına sahiptir ve dolayısıyla bir devrim niteliğindedir. Ve bu devrim özellikle bu küresel boyutta yaşadığımız bu dünyada kim bu nanoteknolojiyi kullanıyorsa bir adım öne geçecek olduğu bir devrimsel bir çağdan bahsediyoruz aslında. Bu yüzden belki nanoteknoloji özel bir teknoloji. Hocam, nanoteknoloji göremediğimiz bir dünya olduğu için nanoteknolojinin geleceği rüya mı yoksa kabus mu olacak? Evet, yani bu konu gerçekten de söylediğiniz gibi göremediğimiz bir dünya. Belki izleyicilerimizin daha iyi anlayabilmesi için, çünkü şu anda gösterebileceğim bir cihazım, bir ekipmanım yok. Dolayısıyla örnek vermek istiyorum. Endüstri devriminin sebep olduğu su kirliliği, toprak kirliliği, hava kirliliği, deniz kirliliği, bakın hep bunlar çevre mevzuatıyla ilişkili aslında şeyler. Ama düşünürseniz aslında belki bir anket çalışması yapsak, nanoteknoloji hangi konularda bize fayda sağlasın insanlık için diye soru sorsak, belki en çok su ve gıda maddesi diyebiliriz. Çünkü biz su içmeden ve aslında beslenemeden yaşayamayız. Evet.
Ama gıda maddeleri de sonuçta havaya, hava kirliliğine maruz kalıyor. Topraktan geliyorsa toprak kirliliğine maruz kalıyor. Denizdense deniz kirliliğine maruz kalıyor. O yüzden size belki ismimin anlamı olan su kaynakları ile ilgili bir örnek vererek bu konuya değinmek istiyorum. Su özellikle vazgeçilmez. Bu konuda hepimiz aynı kanadayız ve su kaynakları her geçen gün tüm dünyada azalmaya başladı. Bu yüzden de su kaynaklarına ulaşabilmek adına gittikçe daha derinlere iniliyor ve toprak altından su kaynaklarına ulaşabilmek isteniliyor. Amaç bu ara bu dünyada. Tabii bu yapıldıkça suların ne kadar kirlendiği, özellikle azalsa bile kirli bir su elimizde kaldığını görebiliyoruz. Ve daha da kötüsü arsenik gibi zehirli maddelere aslında sızıntıyla sulara karıştığını ve insanların artık içebilecekleri bile suya, temiz bir suya ulaşabilme kısıtlı bir hale geldiğini görüyoruz. Dünya o yüzden bu yönde çalışmalarını başlattı. Bunu nanoteknolojiyle aslında yaptı. Yani suyumuzu arsenik gibi zehirli maddelerden arındırmanın cevabı, teknolojik cevabı nanoteknolojinin aslında ardında yatıyor ve nano parçacıklar. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Bu bir sürü deneysel çalışmalarla yapılıyor ama nano parçacıkların böyle büyüleyici bir özelliği var. Nedir bu büyüleyici özellik derseniz, normalde bir madde, ham madde olarak, büyük bir ham madde olarak aslında temelde elimize alıyoruz ama nano boyuta inene kadar, daha sonra nano fabrikasyonda bunu belki anlatmam yerinde olacaktır. Böyle nano boyuta indiriyoruz. Peki bu kütlede izafen, kütlede hiçbir değişiklik olmamasına rağmen yüzey alanını arttırdığımız bir teknolojiden bahsediyoruz. Dolayısıyla daha fazla atomun bu yüzeyde tutunabildiğinden bahsediyoruz. İşte bu yüzden arsenik gibi zehirli maddeleri tutacak bir nano partiküle ihtiyacımız var bizim diye dünya bu araştırmayı yapıyor ve demir oksitle aslında bu başarıyı sağlıyor. Demir oksitlerle, nano parçacıklarla bir arsenik süngeri oluşturuyor. Ve bunu nasıl yapıyor? Bir katman çakıl, çok basit bir deney. Bir katman kum, bir katmanda faal bir malzeme. İşte bu nano yapılı malzeme. Yani nano yapılı demir oksitler. Tabii ki yüzey alanı çok yüksek olduğu için çok az miktarlarda nano parçacık olarak biz demir oksit katkısı yaptığımızda sonuçlar, araştırma sonuçlarını literatürden takip edebilirsiniz. Su tamamen arındı. Arsenikten hiçbir eser kalmadı ve dünya bu yönde çalışmalarının doğrulandığını gördü ve bu yönde çalışmalara devam ediyor. Biliyorsunuz özellikle Avrupa Birliği projelerinde deniz suyunun bile içme evet. suyu haline getirilmesi yıllardır yapılan bir teknoloji. Bu da yine nano parçacıkları aslında, yani nano teknolojiyi suyumuzu temizlediğinin bir göstergesi. Hani soru dediniz ya, nanoteknolojinin geleceği nereye gidiyor? Evet, kabus yani, mu rüya mı dedik hocam? Mı, rüya hani mı baktığımızda dediniz? Bilim kurgu filmlerini anımsatıyor aslında. Çok evet. ilginç bir teknoloji, yani alışık evet. olmadığımız Kesinlikle. Bir teknoloji. Ama baktığımız zaman dünyada en önemli sorunlardan biri temiz içme suyu. Evet. Ama bunu çözebilecek bir teknoloji. Evet. Fakat bunun kötü yanları var mı? Var. Var. Neler hocam? Neler var? Aslında kötü yanlarını da yine biz insanlar yaratıyoruz. Yine biz insanlar çözeceğiz. Yüzyıllardır bu endüstriyel atıklarla toprağımızın altına karıştırdık. Nasılsa topraktır, örtülür, kalır dedik. Mesela bunlar bir toprak kirliliği. Bunu çözdüler yine nano parçacıklarla. Deniz kirliliğini bakteri ürettiler ve bu bakteri denizlerdeki bütün, okyanuslardaki bütün kirlilikleri alıp suya dönüştüren bir bakteri. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir canlı ürettiler. Yani aslında nanoteknoloji suni bir teknoloji. Yani doğada gördüğünüz atom, moleküller doğal olarak aslında gördüğünüz şeyler nanoteknoloji değil. Nanoteknoloji dediğimiz şeyi biz insan eliyle istediğimiz gibi modifikasyon yapıyoruz, manipüle ediyoruz. Mesela nedir olabilecek sıkıntılar? Maalesef trafik. Aydın'da da fark ediyor musunuz? Arabalar gittikçe çok arttı. Evet. Ve evet, ben evet. böyle nefes alamaz gibi hissetmeye başlıyorum yürürken. Böyle bir spor yapacak bir imkan olarak yürüyüş yapmak isteseniz, çok da temiz bir hava, ki Aydın temiz bir havadır aslında. Nispeten ben İstanbul'da okudum. Büyük şehirlere kıyasla düşündüğümde. Ama bu egzoz emisyonu çok önemli bir sorun. İşte bunlar da havada asılı kalan nano parçacıklar. Dolayısıyla bu havada asılı olan nano parçacıkları da biz yine neyle çözebileceğiz biliyor musunuz? Belki cevap hiç size şaşırtıcı olacak ama yine nanoteknolojiyle.
Bu egzoz yakıtlarında, yani dizel motorlarında, makine mühendisi olarak belki bu motor örneğini vermem yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hep araçlar, her tarafta araçlar ve her biri emisyon testinden geçmiş olmasına rağmen, nasıl geçtiği de bir bazen düşündürücü oluyor, ciddi bir egzoz veriyorlar. Bu egzoz gazlarını da çözdüler. Aslında bizim istediğimiz temiz enerji, yani sıfır emisyon. Bu çok güzel, çünkü hiçbir egzozdan hiçbir zehirli gazın çevreye verilmemesi demek. Keşke. İçten yanmalı motorlarda bu radikal bir gelişmedir. Bunu da yine nanoparçacıklarla yaptılar. Egzoza seryum oksit nanoparçacıklarını gönderdiler ve zehirli nanoparçacıkları bertaraf ettiler. Egzozdan çıkışı gerçekleşmeden? Evet, egzozdan çıkışı gerçekleşmeden siz egzoza yeni bir nanoparçacık gönderdiniz ve böylece zehirli nanoparçacıklarla savaşabildiniz. Bu yüzden ben belki de verdiğim bu örneklerle gezegeni nasıl temizliyor nanoteknoloji, belki bunu anlatabilmiş oldum. Belki güzel örnekler oldu diye düşünüyorum. Peki ben hangi taraftayım? Ben iyimser olan taraftayım tabii ki. Çünkü nanoteknolojiyi iyi yönde kullanacağımızı ve çevreye de insanlığa da iyi yönde faydalı bir teknoloji olacağına inanıyorum. Hocam şuna değinmek istiyorum. Ben biraz araştırdım, dersime çalışıp geldim. Çok güzel. Nanoteknoloji sevdiğim ürünleri. Sevdiğim bir öğrenci. Çok teşekkürler hocam. Güneş kreminde bile kullanılabiliyor. Aslında evet. Çok günlük kullandığımız ürünler. Bir evet. Boyada. Evet. Ama çok maksimize edilip farklı ürünlerde de kullanılabiliyor. Evet. Biz günlük hayatta farkında olmadığımız, kullandığımız ürünler var mı nanoteknoloji var, içeren? Var, kesinlikle var. Mesela artık yeni araçlarda çizilmeye karşı, işte korozyona karşı, aşınmaya karşı araçlar üzerindeki o boyalar, yine evlerimizde kullandığımız artık herhalde birçok boya, yani artık bu maliyeti de düşürüldü. Ki benim de en çok istediğim şey bu. Çünkü biliyorsunuz her teknoloji, yani her sanayi devrimi, sanayi 1.0'ı gördük, 2.0'ı gördük, 3.0'ı gördük. Şu an biz 3.5 diyelim Türkiye'de ama 4.0 var dünyada biliyorsunuz. Yani tam otomasyon dediğimiz. Her bir sanayi devriminde aslında biz maliyetleri yüksek başlar her şey. O ulaşılamaz. Sadece belki çok ekonomik durumu iyi olan insanlar ulaşabilecek dedikleri teknolojiye bir süre sonra herkesin aslında teknolojisi haline geldi. Ben nanoteknolojide de bunu çok büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. Eğer rekabet edilebilir maliyetlere tekrar inerse, evet, inanın bu insanlık için çok büyük bir fayda olacak. Özellikle doktorlara çok büyük faydalar sağlayacak. Onların tedavilerini kolaylaştıracak. Dediğim gibi, yani en basiti, havamız, içtiğimiz su eğer temiz olursa çok daha kaliteli bir uzun ömür yaşayacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla evet, teknoloji vazgeçilmez bir teknoloji haline geldi. Peki hocam, bu nanoteknoloji nasıl ortaya çıktı? Nanoteknoloji aslında dünya kadar eski. Yani tam da bir tarif vermek ben yanlış görüyorum. Çünkü düşünsenize, yani bir maddenin yaratıldığı, yani ilk madde varken, maddeler de atomlardan oluşuyorken, dolayısıyla atomlar dünyası olan nanoteknolojiyi ne zaman başladı diyemiyorum. Ama esasen literatür anlamında bir hoca olarak literatürde ilk geçtiği zamanlar 60'lar. 1959 yılında ünlü fizikçi Profesör Doktor Richard Feynman bir konferans veriyor. There is plenty of room at the bottom diyor. Yani aşağıda çok yer var diyor. Ve bu konferansında bir toplu iğne başına Britannica ansiklopedisinin yazılabileceğini söylüyor. Çok çarpıcı. Dikkatleri üzerine çekiyor. Ve diyor ki yani nanoteknolojinin hiç adını söylemiyor. Nano demiyor. Herhangi bir nanoteknoloji ifadesi kullanmıyor. Ama diyor ki aşağıya doğru indikçe, yani atom ve moleküllere doğru indikçe yer çekimi önemsiz hale geliyor. Ve yer çekiminin yerini Van der Waals kuvvetleri dediğimiz, bilmiyorum kimyadan hatırlar mısınız? İkincil bağlardır. Çok kolaylıkla bağlar arasında, bu atomlar arasında gibi bağı koparabiliriz. Ama bu nano dünyada, çünkü artık Newton prensibi değil, kuantum yasaları, tamamen başka bir fizik. Atomlara doğru inir. Bu yüzden zaten nanoparçacıklar ufaldıkça, yüzey alanları arttıkça çok muazzam mucizevi faydalar sağlıyorlar. Fizik başka bir fizik çünkü. 1959 yılında dediğim gibi Richard Feynman'la başlıyor. Ardından ilk defa nanoteknoloji terimini kullanan Japon bilim adamı Norio Taniguchi, 1974 yılında yazdığı makalesinde nanoteknoloji terimini açık açık ifade ediyor ve nanoteknoloji hakkında söylemlerini yazıyor. O yüzden de ismi ilk geçen. Ardından
80'li yıllarda IBM, biliyorsunuz IBM evet. bilgisayar teknolojisinde inanılmaz yani bir yeri olan bir kurum, ARGE kuruluşu diyebiliyorum her zaman için. Dolayısıyla IBM ekibi diyor ki biz bu boyutlarda, bu kadar gözle göremediğimiz boyutlarda zor çalışıyoruz. Bunun için bizim ekipmanlara ihtiyacımız var diyorlar. Ve taramalı tünelleme mikroskobunu aslında ilk icat ederek Nobel ödülünü almaya hak kazanıyorlar. Taramalı tünelleme mikroskobu muazzam bir aslında cihaz. Çünkü bir iğne ucunda, çok sivri bir iğne ucunda atomlar var. Ölçmek istediğiniz malzeme de yine atomlardan oluşuyor. Bu iğne ucu malzeme üzerinde gezinirken atom atom arasında bir nanometre, düşünebiliyor musunuz? Çok az bir mesafe kaldığında, bir nanometre gibi bir mesafe kaldığında tünelleme etkisi oluşturuyor ve bu şekilde yüzeyin topografyasını çıkarabilen bir cihaz. Ardından atomik kuvvet mikroskobunu icat ediyorlar. Yine IBM ekibinden. Ve bu atomik kuvvet mikroskobu ve taramalı tünelleme mikroskobu, bunlara genel anlamda problu mikroskoplar diye tanımlanıyorlar nanoteknolojide. Bir körler alfabesini tarayan bir cihaz gibi tanımlayabiliyorum ben bunu aslında. Derslerimde de böyle anlatıyorum. Çünkü gözleri görmeyen bir kişi nasıl yolunu bulur? Dokunarak bulur, evet. hissederek bulur. Bu cihazlar da aynı mantıkla ya bir elektrik akımı taramalı tünelleme mikroskobunda olduğu gibi ya da atomik kuvvet mikroskobunda olduğu gibi bir Van der Waals kuvvetleri arasında, dediğim gibi. Yani çünkü bu atomlar etkileşim halindeler. Ve biz o yapının nasıl bir yapı olduğunu, hangi malzemeden olduğunu, nasıl bir işlemeyle, hangi işleme yöntemiyle yapıldığını çok rahat görüntüleyebiliyoruz. Ve bu yüzden de artık nanoteknolojinin çığır açtığı aslında zamanlar 80'li yıllar. Daha sonra 90'lı yıllar çok daha büyük bir şey. Karbon nanotüpler keşfediliyor. Bunu belki biraz daha sonra anlatayım. Çünkü böyle tarihçeyi çok uzattığımda karıştırıyorum. Ben lafı bana verince ben kusura bakmayın. Durmayı pek bilmiyorum bu konu. Çünkü ben yıldız mezunuyum. Lisans ve yüksek lisans. Araştırma görevlisiydim. Tamam, yıldızdan alacağımı aldım deyip ODTÜ'de doktoraya başladım. 3,5 yılımı yakarak Viyana Teknik'te nanoteknoloji bursu kazanınca doktoramı sıfırlayıp, 3,5 yılımı sıfırlayıp tekrardan Viyana Teknik'te doktoraya başladım. Dolayısıyla nanoteknoloji benim için çok önemli. Aydın'da da çok çabalıyorum nanoteknoloji laboratuvarını aynı o çalıştığım laboratuvarlar gibi bir halde görebilmek için. Büyük bir gayret içindeyim. Biz de çok şanslıyız hocam. Fakültelerimizde, mühendislik fakültesinde, üniversitemizde sizin gibi bir hoca olduğu için. Ve biz de sizin gibi bir konu bulmuşken bu konuyu biraz eşeleriz hocam. Ne güzel. O zaman devam edeyim. 2000'li yıllarda Amerikan hükümeti Bill Clinton diyor ki ben diyor geri kalamam. Yani eğer geri kalırsam, bu teknolojiyi anlıyorlar. Kritik bir teknoloji, devrimsel bir teknoloji. O zaman biz diyorlar hemen Ulusal Nanoteknoloji Enstitüsü'nü kuralım. 2000'li yıllarda Ulusal Nanoteknoloji Enstitüsü kuruluyor ve bütün girişimler, bütün açılan yeni proje çağrıları nanoteknoloji konusunda oluyor. Tabii Avrupa boş duruyor mu? Avrupa'da hemen ardından İsviçre, işte Almanya, hemen onlar da yine nanoteknoloji konularında çağrılara çıkıyorlar. Bu yüzden yarış başlıyor diyebilirim nanoteknolojide. Türkiye'de tıpkı uzay yarışını anımsattı bana hocam. Soğuk Savaş döneminde yaşanan. Aynen. Hani aynen. Uzaya çıkma, uzayı izleme. Aynen. Aslında kesinlikle. Çok duymadığımız şeyler ama. Kesinlikle. İlk ayak sanırım, basan, ilk basıldıktan sonra sanırım ardı nanoteknolojiye kaydı, yani minimalize edildi. Kesinlikle. O teleskoplar iğne uçlarına döndü diyebilir miyiz hocam? Diyebiliriz. Aslında ben bir video size hazırlamıştım. Bilmiyorum ne zaman uygun görürsünüz. Belki şu an yeridir. Çünkü halkımız adına baktığımızda makrokozmozdan mikrokozmoza ilk aslında zaman, belki bunu açmam gerekiyordu, bu videoyu ilk video olarak göstermem gerekiyordu ama dediğim gibi konuşmaya başlayınca kendim gibi biliyor gibi düşünüyorum. Evet hocam, şu an ekranda. Evet. Bu Florida eyaletinde, Amerika'da çekilen bir videodur. Aslında 10 üzeri 0'da başlıyorlar. Yukarıya doğru, 10'lu katlar olarak yukarıya doğru seyahate çıkılıyor. Yani biz nanoya inmeden önce makroda neler var görmek istiyoruz. Mesela şu anda Amerika kıtasını görüyor. Dünyayı görüyor. Evet. Dünya küçüldü, çok gördüğünüz gibi. Ardından yörüngeler çıktı.
gezegenler belirmeye başladı. Evet, asteroid. Ve daha devam ediyor. Düşünün çok bu videolar. Bu çok güzel. Yani biz neredeyiz? Hiç de büyük değiliz aslında. Evet. Hiç de büyüklenmeyecek bir canlıyız. Oldukça artık bir yıldıza dönüştü Güneş gördüğünüz gibi. Birazdan Samanyolu'nu göreceğiz. Evet. Komşu yıldızların arasında Güneş artık bir yıldız gördüğünüz gibi. Tamamen. Bulutsu oldu tamamen. Tamamen bulutsu oldu. Artık Milky Way Samanyolu geldi. O da küçülecek biraz sonra. O da diğer komşu galaksiler arasında kalacak. Ve bu noktadan sonra artık yavaş yavaş aşağıya doğru, yani ilk noktamıza doğru geri geleceğiz. Ki nanoteknolojide nerelere kadar gidebiliyoruz göstermek adına. İlk başlangıç noktamızda bir insan vardı orada. Uzanmış bir insan. Bakalım, sanıyorum. Bilen bir yüz, istediğimiz, herkesin istediği. Gözde gördüğünüz gibi irisle, retinayla gözün detaylarına doğru gidiyor. Beyaz kan hücreleri ortaya çıktı, belirdi. Kromozomlar daha net. DNA zincirini yavaş yavaş görüyoruz. Artık nanoteknoloji değil. 10^-9 dediğimiz metrenin milyarda biri olan, birazdan elektronun içine doğru yolculuğa çıkacak ve birazdan atoma geleceğiz ki atom biliyorsunuz proton ve nötronlardan oluşuyor, onları da göreceğiz ve en son kuark cisimcikleri denilen cisimciklerde kalıyor. Bu video mutlaka daha ileriye gidecektir. Ben eminim. Çünkü bizim bir birim skalamız var. Bu skalada pikometre var. Yani nanoteknolojinin de altında, binde bir altında. Pikometrenin altında femtometre var. Yani daha dünya eminim gidecektir. Daha fazla derin gizemleri keşfetmek için bu yolculuğa çıkmaya hepimiz hazırız diye düşünüyorum. Hocam, benim merak ettiğim bir şey var. Tabii. Peki bu teknolojinin Türkiye'ye ne gibi katkıları olabilir? Evet, bahsettiğim gibi Türkiye'de neredeyiz diye özellikle bu kitabımı yazma amacım oydu. Gerçi bir derleme şeklindeydi. O yüzden hani belki bir kitap yazdım demek için bile utanıyorum ama oldukça aslında önemliydi. O dönem, yani 2010 yılından bahsediyorum. Türkiye'de Kalkınma Bakanlığı ciddi anlamda bütçeleri açtı. Nanoteknoloji ile ilgili çok büyük merkezler kurdu. Bunlardan bir tanesi Bilkent Üniversitesi'nde Ulusal Nanoteknoloji Merkezimiz UNAM. Buralarda inanın dünyayla birebir eş durumdayız. Dünyada ne yapılıyorsa Bilkent Üniversitesi Nanoteknoloji Merkezi'nde de o yapılıyor. Bu arada ben Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde de Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nde çalışıyorum müdür yardımcısı olarak. Ethem Hocam'la birlikte kurduk ve yine hocalarımızla birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz. Dolayısıyla biz de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde nanoteknoloji konusunda var olacağız, var olmaya çalışıyoruz. Türkiye'de dediğim gibi 6-7 tane merkez var. Direkt aslında hiçbir şekilde bizim bir farkımızın olmadığını düşündüğüm merkezler. Ama bunun için hükümetin ciddi anlamda bir bütçe ayırması lazım. Çünkü ha deyince olabilecek bir teknoloji değil. Çünkü göremediğimiz bir dünya. Göremediğimiz bir dünya için bizim cihazlara ihtiyacımız var. Bunun için biz de projeler geliştirdik. 2010 yılından beri birçok nanoteknoloji projesi gerçekleştirdik, tamamladık. Bunlardan bir adet Almanya'dan patentli bir nanoteknoloji enstrümanı aldık. Konfokal mikroskop dediğimiz hem tıp biliminde kullanılan hem mühendislik biliminde kullanılan çok önemli bir cihazdır. Yine taramalı tünelleme mikroskobumuz var. Mesela bahsettiğim ki taramalı tünelleme mikroskobu nanoteknolojinin en önemli, gerçekten hassasiyet olarak en iyi hassasiyette, en düşük hassasiyette, yani en iyi aslında ölçüm neticelerini veren bir cihazdır. Böyle bir cihaz aldık. Bunları hep projelerle başardık diyebilirim.
Şimdi yeni bir proje verdik. Bu arada bir nanoteknoloji laboratuvarımızı kurduk. Burada çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Yani Türkiye'de bu teknolojide çok da geri kalmadığımızı düşünüyorum. Güzel hocam. Peki hocam, nano ölçekte çalışmak nasıl mümkün olacak? Evet, nano ölçekte çalışmak iyi bir nanoteknoloji laboratuvarı. Yani şartlandırılmış. Atıyorum, ben buraya cihazımı getirdim, taramalı tünelleme mikroskobunu. İnanın ölçemeyiz. Mutlaka bizim bu odanın şartlandırılmış bir oda olması lazım. Çünkü siz hiçbir zaman, bakın bu asla, yani bir kere aldığınız görüntüyü bir kere daha tekrarlayamıyorsunuz. Çünkü bu laboratuvar özel bir laboratuvar. Zemini titreşimden arındırılmış. Aynı zamanda cihazların konulduğu masalar titreşim free dediğimiz, titreşimden yine sönümlenmiş masalar. Aynı zamanda benim şu anda görselde gördüğünüz Viyana Teknik Üniversitesi'ndeki çalıştığım nanoteknoloji laboratuvarı. Bu laboratuvara girmeden önce ilk oda, kontrol odası dediğimiz odada kıyafet değişikliği yapıyorduk. Özel kıyafetler, işte eldivenler ve özel yine kıyafetler, maskelerle içeriye giriyoruz. Yani ilk başta dışarıdan bazı parçacıklarla aslında geliyoruz, üzerimize taşıdığımız. Bunları bir kere ilk başta temizlemiş oluyoruz. Onun haricinde sıcaklık kontrollü bir oda burası. Sıcaklığın her zaman, yaz kış, her zaman 20 derecede olması bekleniyor. Ama 20 derece artı eksi 0.1 ya da 0.1 diyebilirim. Oldukça düşük. Yani 20 derecede oynamayacak bir sıcaklık. Bağıl nemi yine %45'lerde bir bağıl nemle, filtrelenmiş sistemlerle, hava filtreleriyle çok iyi korunmuş, şartlandırılmış bir laboratuvara ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu işe başlamadan en önce yapmamız gereken laboratuvarı kurmak. Ve bu laboratuvar, Viyana Teknik Üniversitesi'nde benim çalıştığım laboratuvar, yerin 3 kat altını, yani zeminden 3 kat altını kazmışlar. Radyal temelle bütün olabilecek, ki Viyana o kadar sağlam bir zemine sahiptir ki bu yönden büyük bir avantaj. Bizim belki Aydın'da nanoteknoloji yapıyor olmamız önemli bir şey. Yani çünkü biraz daha tektonik bir zemin, ama bu yapılabilecek bir tamamen inşaat işi. Biz de bu konuda yeni laboratuvarımızda böyle bir oda oluşturmaya çalışıyoruz. En azından hani binanın zemini hakkında yeterince emin olamasak bile masalar hakkında emin olmak adına antititreşim masalarımızı aldık. Üzerinde de cihazlarımızı yerleştirdik. Ölçümlerimizi yapmaya başladık çoktan. Bu konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Peki hocam, nanoteknolojinin nihai hedefi nedir? Yani kullanım alanları nelerdir? Evet, nanoteknoloji aslında maddenin fiziki boyutları, yani fiziki özellikleri üzerinde tam bir kontrol sağlamak istiyor. İlk başta da söylediğim gibi bu nano dünya maddenin şekillendirilebildiği ve özelliklerinin değiştirilebildiği. Aslında her şey diyelim ki aynı, karbon, ama karbonun basıncı değişti diyelim ki, sıcaklığı değiştirdiniz, belli parametreleri değiştirdiniz ve nano boyutlardasınız. Karbon dönüşüyor, karbon nanotüpe ya da elmasa ya da grafene ya da grafite dönüşüyor. Örneğin size mesela tesadüfen de burada bir kurşun kalem görüyorum. Mesela bu kurşun kalem içerisindeki grafittir. Ve bu yapı hegzagonal, yani altıgen, bal peteği evet. şeklinde bir yapıdır. Hem üstten hem alttan. Ama aradaki bağlar zayıf bağlardır. Dolayısıyla ben bu kalemi, canım sıkıldı, çok ders çalıştım, rahatlıkla bu şekilde kırabilirim, ama boyuna kırmanız mümkün değildir. Çünkü zayıf bağlar boyuna bağlardır. Biz karbon nanotüpleri işte grafitten elde ediyoruz. Yani bunlar levha levha yapılardadır, ama bu bal peteklerini kesip aldığımızda, çünkü çok rahat aradaki bağları koparabiliyoruz, kesip aldığımızda bunları birleştirip bir kumaş yapabiliyoruz. Bunları birleştirip bir savunma sanayinde bir kamuflaj giysisi yapabiliyoruz. Kesinlikle merminin geçmediği, ilerlemediği. Ancak bir şey söylemek istiyorum. Burada savunma sanayi deyince aklıma geldi. Biz Türkiye'de özellikle makine mühendisliği bölümünde robotlar çalışıyoruz. Tabii bu robotlarla ilgili ekipmanlara ihtiyacımız var. Sensörler, ki bu sensörler de yine nanoteknolojiye bağlı, biliyorsunuz. Tüm sensörler, kimyasal sensörler, biyolojik sensörler, fiziksel sensörler. Biz birkaç yıl önceye kadar, yani bundan bir 5 yıl önceye kadar elektronik ekipmanlarımız ülke olarak da biz de kendi projelerimizde oldukça rahat satın alabiliyorduk. İnanın artık bir örtülü ambargo dediğim bir konu var.
Kesinlikle izin vermiyorlar. Özel bir izin, dilekçe istiyorlar. Biz yazıyoruz, bunu kesinlikle askeri alanda kullanmayacağız. Bu konuda taahhüt ediyoruz. Buna rağmen göndermiyorlar. Para, yani para da değil, anlatabiliyor muyum? Evet. Ülkeler arası olan bu menfaatler yoktur dediğimiz konu. Her ülke kendi savunma sanayinde güçlü olmak istiyor. Dolayısıyla biz de belki de bu örtülü ambargo nedeniyle kendimizi geliştirdik. Yani bu teknolojide çok iyileştik. Kendi gücümüzü aslında iyileştirdik. Çin'e gönderiyorduk devrelerimizi. Çünkü daha ucuz, daha hızlı geliyordu. Amerika'dan alıyorduk. Artık kendi kendimize yapmaya başladık. Evet, çok büyük bir gurur hocam. Teşekkür ederim. Hocam peki nano yapılı malzemelerin fabrikasyonu nasıl olur? Evet, mesela nano yapılı malzemelerde nano fabrikasyon dediğimiz konu iki temel yaklaşımla gerçekleşiyor. Bir top down approach dediğimiz, yani yukarıdan aşağıya üretim. Bir de bottom up dediğimiz, aşağıdan yukarı üretim. Peki nanoteknoloji bunun neresinde? Tam kesişiminde. Çünkü biz büyük bir ham maddeyi alıp, ilk başta bahsetmiştim size hatırlarsanız, öğüterek, küçülterek mikro boyutlara, nano boyutlara indirgeyebiliyoruz. Ya da atıyorum bir metan gazını biz karbonlarını ayırıp, çünkü bir metan gazı CH4 kimyasal formülündedir. Biz karbonlarını alıp ondan bir karbon nanotüp üretebiliyoruz. Yani aşağıdan moleküler boyuttan yukarıya gelebiliyoruz ya da biz malzemeleri işleye işleye aşağıya doğru inip fabrikasyon yapabiliyoruz. Nanoteknoloji bu iki kesişim arasında aslında yer alıyor. Yani aslında o gazları küçültüyor musunuz hocam? Evet, hani ayırıyoruz diyelim. Nano yani elementer, yani. Evet, elementer boyutu ayırıyoruz. Hepsini kendi atomlarına ayırıyoruz. Dolayısıyla atomik boyutlarda kalıyoruz. Evet hocam, üniversite hayatınızda, uzmanlığınızda bu konuyla ilgili bir sürü çalışma yapmışsınızdır eminim. Konuyla ilgili tamamlamış olduğunuz, devam etmekte olan akademik çalışmalarınız hakkında biraz bahsedebilir miyiz? Tabii. Özellikle ilk başta bahsettiğim, ki adım da Pınar olduğu için böyle suya karşı çok önemsiyorum açıkçası. Öğrencilerimle mesela biz de bir nanofiltre sistemi geliştirdik. Ve çamurlu bir suyu içilebilir bir su haline dönüştürdük. Mesela bunu yaptık. Onun haricinde iki tane nanoteknolojiyle ilgili altyapı projesi verdik ve nanoteknoloji laboratuvarımızı kurduk. Bu arada yönetilen, şu anda da görüyorsunuz, tamamladığım bir lisansüstü tezi var. Aynı zamanda doktorasına devam ettiğim iki tane doktora öğrencim var nanoteknoloji konusunda ve bunlar YÖK bursiyeri. Bu çok umut verici. Çünkü YÖK 102 bin bursiyerleri alıyor ve bunun için özel çağrı konuları seçiyor. Bu genelde en kritik konulardan oluyor. Robotik gibi, işte süper iletken malzemeler gibi, nanoteknoloji gibi, bu konularda biz de öğrencilerimize imkan sağlamış olduk. Projeler, yayınlar ve şu anda bir 1001 projesi verdik. Bu 1001 projesiyle de bir mikro robot projesi aslında planlıyoruz. Şu an hala değerlendirme sürecinde olduğu için çok da fazla belki detay veremeyeceğim ama çok önemli. Şimdi ilk başta tıpla çalışmayacağız. Önce kendi makine mühendisliği bölümümüzde gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz eklemeli üretim çok önemli. 3 boyutlu yazıcılar. Biz 3 boyutlu yazıcılarla bir organ seçtik. Bu organı 3 boyutlu olarak üreteceğiz. Ve o organ içerisinde, dediğimiz kompleks bir ortam dediğimiz bir organ içerisindeki tümörlü yapılara ulaşıp o yapıları, o tıkanıklıkları açmak adına mikro robotun manyetik bir hareketle ilerleyecek olan bu mikro robotu ilerletmek istiyoruz. Yani nihai hedef alana doğru mikro robotun ilerleyişini gözlemleyeceğiz. Bu konuda deneysel çalışmalarımızı yapacağız. Hepsini planladık. Bu konuda devam ediyor çalışmalarımız. Peki hocam, yeni gelişen teknolojik hareketlerde bu nanoteknoloji sürekli kullanılıyor mu? Evet. Mesela şimdi baktığımız zaman eski bilgisayarlar ilk olarak aklıma geldi. Çok güzel bir soru. Hepimiz biliyoruz, bir oda boyutundaydı. Aynen. Şimdi gitgide küçüldü. Eski hard diskler mesela kullandığımız, şimdi çok küçüldüler yani. SD Harik. Kartlara kadar küçüldüler. Çok güzel. Bunlarda hep nanoteknoloji kullanıldı mı hocam? Kesinlikle Recep Bey. Güzel sorulara değindiniz. Unutacaktım. Bilgisayar çok önemli. Çünkü 80 yıldır bilgisayarlarla birlikteyiz. Şöyle baktığımızda literatüre ve dediğiniz gibi ilk başlarda bir oda büyüklüğündeydi. Şu anda grafen dediğimiz, aslında burada o konu çok önemli oldu. Elektronik sanayinde çığır açan bir malzeme. Şu anda grafenin üzerinde daha sağlam bir malzeme yok. Daha ince bir malzeme yok. Bir saç telinden 100 bin kat daha ince, düşünebiliyor musunuz?
Yani o derece hayal etmesi zor. Zor, evet. Transistörler ve işte yongalar, bunlar çipler, özellikle silikon kullanılıyordu. Silikonun yerini aldı. Çünkü silikona göre üstün avantajları var. Nedir? Oda sıcaklığında 250 kat daha iyi elektriği iletiyor. Grafen oldukça önemli ve Japon bir bilim adamı tesadüfen buluyor. Yani aslında başka bir şeyi ararken buluyor. İnanın başka bir konuya bağlamak istiyorum. Çünkü bilgisayarlar artık bir saat büyüklüğünde işte günlerce şarj problemi yaşamıyoruz. Eskiden mesela şu anda 2 GHz'lere biz işte idare eder diye bakıyoruz. Belki bir 15 yıl sonra güleceğiz kendimize. Çünkü hep böyle gidiyor teknoloji. Bir Japon bilim adamı çok muazzam bir keşif yapıyor. Nasıl yapıyor? Yine tesadüfler. Bilim hep tesadüflere aslında gebe sanıyorum. Metal bir nano yapı elde etmek istiyor. Bu metal yapıyı elde etmek için gözlemlerken gümüşün platine yapıştığını görüyor ve öyle bir mesafede yaklaşıyor ki bir nanometre bir aralıkta kalacak kadar bir yaklaşma mesafesinde. Bu arada voltaj uygulandığında gene gözlemlemeye devam ediyor. Gümüş atomunun büyüdüğünü, voltajdaki artı eksi uçlarını değiştirdiğinde de gümüş atomunun küçüldüğünü. Dolayısıyla anahtarlama, atomik yapıda anahtarlamayı buluyor ve birkaç atomik aslında atomla bu işi çözüyor. Biliyorsunuz bir bilgisayar sayısız anahtarla çalışıyor. Bunların bir bileşeni. Bu yüzden bilgisayarlar son derece küçülecek ve bu atomik anahtarlama mekanizmasıyla bir sonraki adım yapay beyin geliyor. Yani yapay zeka. Evet, yapay zeka. Nanoteknoloji aslında bunlar ayrılmaz konular. Yapay beyni de bu anahtarlamayla yaptılar. Çünkü beyin bildiğiniz gibi 100 milyar nöron sinir hücrelerinden oluşuyor. Ve bu sinir hücreleri öyle kompleks bir yapıdalar ki beyin içerisinde. Zaten beyin hala tam olarak çözülemeyen muazzam bir uzuvumuz diyeyim, organımız diyeyim. Bu sinaps dediğimiz boşluklar, yani bu anahtarlama olayı gibi sinirleri, yani mesaj iletmeyi, vücuda mesaj iletmeyi bu şekilde yapıyor. Nöronlar aracılığıyla yapıyor. İşte bu sinapslar arasındaki mesafeyi taklit edecek yapay beyni de bu atomik anahtarlama mekanizmasıyla çözdüler. Yani daha çok şey var nanoteknolojide söylenecek. Evet. Uzay kadar sonsuz hocam aslında. Uzay kadar sonsuz. Benim anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Çok keyifli bir program oldu hocam. Yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Siz son sözleriniz olarak neler söylemek istersiniz, neler eklemek istersiniz? Çok da konuştum aslında ama nanoteknoloji insanlık için bir imkandır. Yani hemen hemen her alana ulaşabilecek bir araç gereç setidir. Öyle diyebilirim. Bunun sınırı nedir? Sınırı bizleriz. Bizlerin yaratıcılığı ve bu yepyeni araç gereçleri dünyanın sorunları için nasıl kullanacağımızla ilgilidir. Ve son bir şey söylemek istiyorum. 1899 yılında Amerikan Patent Ofisi Daire Başkanı, hatırlarsanız artık hiçbir şey kalmadı, her şey icat edildi dediğinde bilimsel bir bence gaf yapmıştı. Dolayısıyla bilimin öngördüğü vizyonunuzu bilimle tutun ve açık tutun diye diliyorum. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine farklı konu ve konuklarla görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.